Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka çıkış yolu yok sözleri ve Kıbrıs konusundaki yeni gelişmeleri anlattığım bir video hayli ses getirdi. Video, çılgın Türkler vurgusuyla Başkan Erdoğan'ın federasyon mederasyon yok, tek yol iki devlet açıklamasındaki kararlı Kıbrıs politikasına tekrar atıfta bulunması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı hayli memnun etmişti ve bakın Cumhurbaşkanı Tatar görüşmemizde bu konuda neler dedi. İki devletli çözüm denktaş çizgisidir ve biz her zaman buna inandık, bunu savunduk. Sayın Erdoğan'ın açıklamaları bizim açımızdan çok önemli ve muhteşem bir konuşmaydı. Bizi heyecanlandırdığı kadar dışarıda diğer muhataplarda da yankıları çok kısa sürede görülmeye başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak egemenlik ve Türkiye'nin garantileri kırmızı çizgilerimizdir. Muhataplarımızla bir anlaşma durumunda mutlaka egemenliğimizi koruyacağız. Bunun başka yolu yok. Kıbrıs meselesinde yarım yüzyıldır devam eden ve bugüne kadar hiçbir çözüm getirmeyen masadaki federasyon temelli formül artık resmen sona erdi. Hal böyleyken Birleşmiş Milletler öncülüğünde yapılan 5 artı 1 toplantılarının federasyon temelli bir çözüm arayışını işaret etmesi ve bu toplantılara Cumhurbaşkanı Tatar'ın katılmasının bir çelişki olduğunu düşünenler yanılıyor. Çünkü resmi olmayan bu toplantılarda masadaki diğer ülkeler masaya ne getirirse getirsin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından iki devletli çözüm konusundaki kararlılığı anlatmak için de bir fırsat aynı zamanda. Cumhurbaşkanı Tatar'la sohbette konu Doğu Akdeniz'e Türkiye'nin etkinliğine geldiğinde bu konuda da çok net olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'nin etkinliğinin daha da artacağını ve Kıbrıs Türklerinin adada ancak böyle var olabileceğinin altını çizerek şöyle devam ediyor. Enerji kaynaklarıyla bölgenin önemi her geçen gün büyüyor. Diğer ülkeler de burada rol kapma peşinde. Avrupa Birliği taraf oldu çünkü. Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi tam üye ve tüm karar alma mekanizmalarında yer alıyor. Fakat bu durumun Avrupa Birliği içinde pek çok ülkeyi rahatsız ettiği de bir sır değil. Türkiye'de stratejik konumu ve genç nüfusu ile Avrupa Birliği'nin göz ardı edebileceği bir ülke hiç değil. Sayın Erdoğan'ın dediği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendireceğiz. Bunun yolu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'nin yakın işbirliği ve bağlarımızın güçlendirilmesinden geçiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunanistan'ın küstah tutumuna da değindi. Sözleri hem geçmişe hem bugüne ışık tutuyor. Rum ve Yunanlıların milli hedefi 1820'den bu yana Enosis olmuştur. Yani Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlayarak Ege ile birlikte Büyük Yunanistan yaratmak. Kıbrıs Rumu'nun Kıbrıs'ta çözüm olmadan Avrupa Birliği'ne alınmasının en önemli sebebi budur. Yunanistan 2004'te Avrupa Birliği genişletilirken ön şart koşmuştu. Ya Kıbrıs'ta girer ya da diğerlerinin katılımını veto ederim diye. Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği'ne alındıktan sonra dönemin Yunan Başbakanı Simitis, Lefkoşa'da yaptığı konuşmada "Kutlarım, Enosis hedefimize ulaştık." demişti. Onların istediği federasyon bu senaryonun tamamlanması anlamına gelir. Niyetleri tek egemenlik ve bir süre sonra da Türkiye'nin de çekilmesiyle hakimiyetlerini kuzeye yaymak. İşte bu yüzden Sayın Erdoğan'ın Maraş açılımı hamlesinin ardından iki devlet vurgusu çok ama çok önemliydi. Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'in Türkiye'ye resmi ziyareti öncesi iki ülke ilişkilerine dahil Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasındaki siyasi ilişkileri mükemmel olarak tanımlayan Alp, bunun son yıllarda ekonomik bağların güçlenmesine de önemli katkılarda bulunduğuna dikkat çekti. Alp, Etiyopya ve Türkiye'nin insani politikası güçlü, terörle mücadele konusunda çok şey yaşamış iki ülke olduğunu vurgulayarak her iki ülkenin de uluslararası arenada birbirini desteklemesi gerektiğini belirtti. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti ile Etiyopya İmparatorluğu arasında kurulan diplomatik bağın Cumhuriyet döneminde güçlendiğini hatırlatan Alp, Alp Etiyopya'da Çin'den sonra ikinci en büyük yatırımcı Türkiye, hatta Çin'den daha fazla üretim yapıyoruz. Yaklaşık 200 Türk firması 30 bin kişiye istihdam sağlıyor. Dolayısıyla yüz binlerce insan ekmeğini bu firmalardan sağlıyor. Ticari hacmimiz son 2 yılda 200 milyon dolar kadar arttı ve 650 milyon dolara çıktı dedi.
Bu yatırımların teknoloji ve bilgi birikiminin Etiyopyalılara akışını da beraberinde getirdiğinin altını çizen Alp, ülkede son dönemde yaşanan bazı olumsuz gelişmelere rağmen ticaret hacmindeki ivmenin hızla yukarı çıkmayı sürdürdüğünü aktardı. Son olarak Tigray operasyonu sonrası ilginin azalacağını düşündük ama hayır, yine gelmeye devam ediyorlar sözleriyle anlattı. Yatırımcıların Etiyopya'daki Türk yatırımcılardan bilgi aldıktan sonra buraya geldiklerini ve potansiyeli gördüklerini dile getiren Alp, Ticaret Bakanlığımız 17 ülke seçmişti hedef ülke olarak. Etiyopya'da bunlardan biriydi. Potansiyel iş adamlarımız Büyükelçiliğimize ve Ticaret Müşavirliğimize başvurabilir, kimseyi cevapsız bırakmıyoruz diye konuştu. Alp, Türk yatırımcıların Türkiye'de çokça tüketildiği için Etiyopya'da kahve ve susama yatırım yapabileceğinin altını çizerek, başkent Addis Ababa ve Oromia dışındaki bölgelere de yatırımı teşvik etmeye çalıştıklarını, Somali eyaletinde tarım ve enerji alanında yatırım imkanları olduğunu belirtti. Etiyopya'nın ülkenin her yerine sanayi bölgeleri kurduğunu anlatan Alp, buralarda yatırım yapmak çok daha kolay. Bürokrasi, enerji ve güvenlik gibi konularda sorunlarınız yok şeklinde konuştu. Alp, Fethullahçı terör örgütünün ülkedeki yapılanmasıyla mücadelenin sürdüğünü aktararak, bazı okullarla ilgili başarı sağladık ancak hala Etiyopya'nın bu konuda adımlar atması gerektiğini düşünüyoruz ifadesini kullandı. Türkiye Maarif Vakfı'nın Harar şehrindeki okulları teslim aldığını hatırlatan Alp, bu okulun başarısıyla tüm ülkede örnek bir eğitim kurumu olduğuna işaret etti. Harar'ın kalbimizde farklı bir yeri var diyen Büyükelçi Alp, şehirde kültür merkezine dönüştürülen eski Osmanlı konsolosluk binasında Türkçe öğretimi ve müze planlarının olduğunu kaydetti. Büyükelçi Alp, şehirdeki Türk kökenli ailelerin halen varlık gösterdiğini ve bu ailelerin büyüklerinden kalan eşyalarla burada bir müzenin kurulmasını da arzuladıklarını dile getirdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, ABD'deki yeni yönetimin nükleer anlaşmaya dönme eğiliminde olduğunu belirterek Washington yönetimine yaptırımları kaldırması çağrısı yaptı. İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahran'da temaslarda bulunan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani'yi kabul eden Rouhani, nükleer anlaşma ve yaptırımların kaldırılması ile ilgili açıklamada bulundu. ABD'de Trumpizmin sona erdiğini ve yeni yönetimin farklı bir politika izleyerek nükleer anlaşmaya dönme eğiliminde olduğunu dile getiren Rouhani, maksimum baskı politikasının başarısız olduğu tüm dünya için belli olmuştur. ABD'deki yeni yönetimin önceki hükümetin yanlışlarını telafi etme ve yasal taahhütlerine dönmekten başka çaresi yok görüşlerini paylaştı. Joe Biden yönetimine yaptırımları kaldırılması için ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına dönmesi çağrısında bulunan Rouhani, ABD yaptırımları kaldırdığı ve yasalara döndüğü an İran'da zaman kaybetmeden nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönecektir ifadelerini kullandı. İran'la Katar ilişkilerinin son yıllarda geliştiğine değinen Rouhani, iki ülkenin ekonomik, ticari, kültürel ve bilimsel alanlarda işbirliğini genişletebileceğini ve özel sektörün bu konuda önemli bir rol oynadığını söyledi. Basra Körfezi'ndeki ülkelerin diyalog ve işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Rouhani, barış ve istikrar bölge ülkelerinin müzakere ve işbirliğiyle mümkündür. Bölge ülkeleri kendi kaderleriyle ilgili karar almalıdır dedi. Al-Sani de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Sani'nin yazılı mesajını Rouhani'ye teslim ederek istikrar ve huzur için bölge ülkeleri arasındaki diyalog korunmalıdır. Bölge ülkeleri arasındaki sorunların çözümü için müzakerelerin olmasını istiyoruz diye konuştu. Al-Sani, nükleer anlaşma ve ABD yaptırımları ile ilgili olarak şunları kaydetti. ABD'nin bir an önce nükleer anlaşmaya dönmesini ve yaptırımlarla sorunları bu anlaşma çerçevesinde çözülmesini ümit ediyoruz. Katar, bu anlaşmanın uygulanması için her türlü desteği vermekten geri durmayacaktır. İran ve ABD arasında arabuluculuk için başkent Tahran'a gelen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevat Zarif'le görüşmüştü. Al-Sani 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada bölgedeki tansiyonu düşürme çabaları çerçevesinde ABD ve İran'la temaslarının devam ettiğini belirtmişti. Katar'ın nükleer anlaşmaya geri dönülmesi için siyasi ve diplomatik süreci destekleyerek gerilimi azaltmaya çalıştığını kaydeden Al-Sani, bunun tüm ülkelerin uluslararası çabalarının bir parçası olduğunu söylemişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de geçtiğimiz günkü basın toplantısında Katar'ın girişimlerine ilişkin bu yöndeki destekleri memnuniyetle karşılıyoruz. İran'la Katar arasında muhtelif konularla ilgili istişareler sürekli olarak yapılmaktadır ifadelerini kullanmıştı.